CRR Türk Ankara'dan merhabalar. Bu haftaki yayın konuğumuz Fevzi Özbey, İlk ve Orta Okulu Müdürü Sayın Adnan Polat. Hocam merhabalar. Merhabalar Remzi Hanım. Öncelikle vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kısaca okulunuzdan bahseder misiniz bize? Fevzi Özbey İlk ve Ortaokul olarak iki okuldan oluşmakta. İki okulumuzun müdürü de ben Adnan Polat olarak görev yapmaktayım. Toplamda 950 öğrencimiz var, 53 tane de öğretmenimiz var. Türkiye'deki devlet okulları içindeki en başarılı okullardan biriyiz. Evet hocam. Biz biliyoruz ki okulunuz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı seçmeli ders okutulan bir okul. Çince'yi neden tercih ettiniz okulunuzda? Şimdi öncelikle bir Çin çayı ile başlayalım sohbetimize, değil mi? Daha güzel olur diye düşünüyorum. Siz gelmeden önce demledik çayımızı. Aynı Çin'deki gibi sunumu da yapıyoruz tabii bu arada da. Gelen misafirlerimize de oturup sohbet, muhabbet edeceğimiz zaman da Çin çayımızı alıyoruz. Teşekkür ederiz. Çince ve Çin. İlgimiz nereden başladı sorusu. Bir önceki okulum Kavaklıdere Ortaokulu'ndan başladı. Bunda da o dönemki Çin Büyükelçisi Yuhan Yun'un, Bay Yuhan Yun'un çok büyük emekleri ve desteğiyle oldu. Siz de bilirsiniz, Kavakdere Ortaokulu'nda okulumuza bir bilgisayar sınıfı yapmışlardı. O günkü tanışmamızda İpek Yolu, Demir Yolu İpek Yolu projesinden de bahsedilmişti. Çince dersi Türkiye'de hiçbir okulda, devlet okullarında okutulmuyordu. Fakat artık dünyanın yönetilmesinde ticaretin önemi ve dilin önemi büyük olduğunu herkes kabullenmişti. Bununla ilgili o dönemki milletin müsteşar yardımcımız var. Birlikte ne yapabiliriz görüştük. Çince seçmeli, Çince zorunlu ders olarak düşünmüştük ama şu anda seçmeli olarak programımıza başladık. İnşallah ileriki dönemlerde zorunlu ders olarak da Çince okutulmaya gayret edeceğiz. Kavakdere Ortaokulu'nda devlet okulları içinde Türkiye'de tek okul idik. Tayinimiz buraya gelince, buraya okul müdürü olarak atanınca Fevzi Özbey Ortaokulu'nda da Çince seçmeli dersi olarak şu anda Türkiye'de okutulan ikinci devlet okuluyuz. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. Tabii ki Çin çayı sunumunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Peki öğrencilerinizin Çince'ye olan ilgisini nasıl buluyorsunuz? Ya şu anda mesela bu soruyla biz sık sık karşılaşıyoruz. Çince çok zor ders. Mesela 2 ders saati Çince göstermeliyiz. Öğrenemiyoruz. Yani bizim buradaki birinci önceliğimiz Çince'yi öğretmek değil. Çince'ye ilgi uyandırmak. Ama tabii bu sadece Çince olarak da biz düşünüyoruz. Bununla ilgili de müsteşarımızla zamanında bir protokol da imzalanmıştı. Bizim asıl çabamız kardeş okul projeleriyle Ankara başkentteki okulların biriyle Pekin'deki bir okulda başarabilirsek, gittiğimizde Çin'de görüşmelerde de onun altyapısını oluşturmuştuk. Çin'deki Pekin'deki bir okulda Türkçe seçmeli ders olarak iki okulu kardeş okul yaparak dil birliği, gönül birliği, kardeşlik birliği şekliyle bu projelerimizi geliştirmeyi de düşünüyoruz. Çok güzel bir proje. Bununla ilgili imzalanmış herhangi bir protokol falan var mı? Müsteşar Yardımcımız Hilmi Çolakoğlu zamanında Kültür Müsteşarı'yla, Çin Kültür Müsteşarı'yla ilgili bir protokol imzalanmış idi. Ama araya pandemi girdi. Süreç çok geriye kaldı. Bu arada İpek Yolu
demiryolu projesi açıldı. Ama biz Çince öğretemedik. 5 yıllık bir süreçte maalesef, pandemide maalesef. Bu işin asıl en önemli etkeni o oldu. Yaygınlaştıramadık. Bakalım inşallah ileriki süreç daha hızlı gelişecektir. İnşallah hocam. Peki Çince öğrenmek isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Ya Çince öğrenmek, şimdi okulun amacı öğrenciyi geleceğe hazırlamak. Ya bu geleceği hazırlarken de geleceği iş imkanlarıyla hazırlamak. Ya biz bunu gelen velilerimize de seçmeli olduğu için izah ettiğimizde de velilerimiz kabulleniyorlar. Yani bu çocuklarımız Çince'yi bildiği zaman, yani İngilizce zaten çoğunluğu öğrenmiş oluyor. Çince'yi de bildiği zaman dünyada ki en güzel işlerin birinde de sahip olabilecekler, geleceğinde garanti altına almış olabilecekler diye düşündük. Velilerimize de izah ediyoruz. Seçmeli dersler olarak da Çince'yi seçiyorlar. Özellikle 5. sınıfta. Bu yıl kulüp öğrencilerimiz ilkokulda da başlattık, ana sınıfından itibaren. 1. ve 2. sınıflarımızla da 2'şer saat kulüp derslerinde, normal seçmeli ders değil, Çince dersi okutulmakta. Bu daha çok oyun şekliyle çocuklarımızın ilgisini çeken, öğretmenlerimizin üstün gayretiyle devam ediyor. Evet. Peki çoğu kişiden ya çoğu eğitim kurumundan ya da çoğu öğrenciden zaman zaman duyduğumuz Çince kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları, zorluk yaşadıkları. Siz de böyle zorluklar yaşadınız mı, yaşıyor musunuz? Çince ders kitabı, yardımcı ders kitabı şu an yok. Evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerimiz kendi gayretleriyle programa uygun olarak yardımcı kaynak bulabiliyorlar. İşte sizden birazcık destek alıyoruz. Ondan faydalanabiliyorlar. Elçiliğimizin kültür müsteşarımızla ilişkilerimiz iyiydi. Onlardan destek görüyorduk. Ama her şey pandemiyle maalesef bizim çalışmalarımız da sekteye uğradı. Fakat biz ara vermedik Çince ders göstermeye. Özellikle uzaktan eğitim sürecinde bizim okulumuzun önceliğiydi. Yani Türkiye'deki belki dünyadaki pandemin Mart ayında girmişti. İkinci haftasında biz uzaktan eğitime Zoom üzerinden başlamıştık. Çince'yi de bırakmadık. Çince olarak da uzaktan eğitimimiz devam etti. Biz okulun amaçlarından, Çince öğretebilme amacından hiçbir zaman uzaklaşmadık. Fakat pandemi dolayısıyla biraz sekteye uğradı. Maalesef her sektörde olduğu gibi bu sektörü de etkiledi. Peki hocam, Çin kültürü ve dili konusunda derslerin dışında faaliyetleriniz var mı? Şu aşamada inanın hiçbir faaliyet yapamıyoruz. Ama onun öncesinde bizim programlarımıza elçilikle birlikte destek alabiliyorduk. Kavakdere'deyken Çin bayramlarında çocuklarımız gidip gösteriler yapabiliyordu. Bir kültür değişimi olabiliyordu. Renk katıyorduk. Fakat pandemiyle birlikte elçilikle olan hiçbir ilişkimiz zaten kalmadı. İleriki süreçlerde olur diye düşünüyoruz inşallah. İnşallah hocam. Peki yani bizim bu, sormak istediklerimiz bu kadar hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi Çin kültürünü şanslı Kavakdere Ortaokulu'ndayken öğrencilerimiz de oldu. 3 kere birkaç öğrencimiz de Çin'e gittiler. Oradaki kültürü, yaşayışı yerinde gördüler. Dönüşte birkaç öğrenci daha kardeş okul olarak alacaktık. Fakat yine söylüyorum, bu pandemi bizim tüm çalışmalarımızı ne yazık ki sekteye uğrattı. Umutsuzluğa kapılmamak lazım hocam. Bakalım. Hayırlısı. Bu tek Türkiye'de olan bir şey değil. Dünyayı etkiledi ama yani yetkili makamlardan dilekleriniz neyse biz de aracı olalım. Sesimizi duyurmuş olalım. Ya bizim burada kardeş okul projemiz ve Çin'de Türkçe seçmeli, yani karşılıklı olarak bir okulda seçmeli Türkçe, ya birkaç okulda aynı şekilde, kaç okulda varsa bu projemizi hayata geçirebilirsek, evet ticaret her şey, fakat kültür ve dil insanların etkileşimindeki en önemli unsur. Ya bunun için karşılıklı iletişimle, etkileşimle çözebileceğimiz bir sorun. Yani sadece bizim buradaki gayretimiz yetmiyor. Yani bunu biz Çin'den de bekliyoruz. En azından bir iki okulla
kültür olarak gidip gelip aynı onların Türk kültürünü mesela oradaki çevre ülkelerin değil, asıl Türkiye'deki, Ankara'daki kültürü görmeleri, bizim öğrencilerin oradaki kültürü görmeleri, karşılıklı konuşarak Çince'yi ve onların Türkçe'yi öğrenmeleri daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bizim projelerimizin en büyüğü bu. Bunu hayata geçirebilirsek ne? Evet. İnşallah biz de bir sesimizi duyurmuş oluruz. Teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için. Sizin projelerinize de bir katkımız, İnşallah. Bir ufak faydamız olursa ne mutlu bize. Çay için tekrar teşekkür ederiz teşekkür hocam. Ediyoruz. Vaktiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin izninizle de bir derse girip Çince dersimizi çekmek isteriz. Tabii ki. Yani çocuklarımızdaki o heyecanı siz de görün. Evet. Yani biz şunu söylüyoruz. Artık Fevzi Özbey'den bu bölgedeki okullardan çıkacak öğrenciler, devlet okulundan okuyan öğrenciler Türkiye'yi yönetecek. Hı hı. Onların da yönetirken dillerin çeşitliliğini ve dünya yönetiminde neler olabileceğini bizzat görmelerini istiyordu. Evet. Yani Çince'yi seçmelerimizin sebebi de buydu. Hı hı. İnanın onlardaki heyecanı siz de derse girince göreceksiniz. Ya çok önemli bir, başarılı bir olay hocam. Çünkü Çince sadece kolejlerde okutuluyor. Yani ana sınıfları, birinci sınıflar, ilkokul seviyesinde genellikle öyle görüyoruz. Ama bir devlet okulunda bunu yapmak çok büyük bir başarı. Çünkü herkesin o koleje gidebilecek parası yok. Ama devlet okuluna bütün öğrenciler gelebilir. Bizim en büyük sıkıntımız norm olayından dolayı mesela kadrolu Çince öğretmenimiz yok. Evet. Geçici öğretmenlerle bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ama istediğimiz verimi de tabii ki elde edemiyoruz. Çünkü zamanı dolduğunda öğretmenimiz bırakıp gidebiliyor. Evet. Yani öğretmen bulma konusunda, Türkiye'de Çince öğretmeni bulma konusunda sıkıntımız var. Bunu da iletmiş olalım ilgili makamlarımıza. İnşallah bunlar da en kısa sürede çözülür. İnşallah. Herkes Çince konuşmaya başlar umuduyla. Yani konuşmasa da önemini anlasınlar. Evet. Yani Çin kültürünü tanısınlar. Onlar da Türk, yani karşılıklı. Evet. Bizimkiler Çin kültürünü tanırken kardeş okul projeleriyle onlar da Türk kültürüyle yoğrulsunlar istiyoruz. Evet. Yani bu tek aşamalı bizim çalışmamız değil. Hı hı. Yani karşılıklı bir etkileşim muhakkak olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz teşekkür hocam ediyoruz. Bizi ağırladığınız için. Bir şey söyleyeceğim.
Ankara Fevzi Özbey İlk ve Ortaokulu Çince öğretmenimiz Sayın İlayda Mercan. Merhabalar öncelikle. Merhabalar, ben İlayda Mercan. Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda 3. sınıftayken Taipei'de 6 aylık kadar bir dil eğitimi gördüm Çince üzerine. Şu anda benim başta korkum vardı çocukların Çince'ye karşı ön yargısı olur mu? Çünkü hani genel olarak zor olarak konuşulan bir dilden bahsediyoruz. Özellikle küçük yaş grubunda çoğu insan zor olduğunu düşünse de küçük yaş grubunda çok daha fazla çocukların ilgisi olduğunu gözlemledim bu meslek hayatım boyunca. Çocuklara daha ilginç geliyor ve ben beyinlerinin daha açık olduğunu ve böylece çocukların aslında farklı bir bakış açısına da sahip olabileceğini gözlemledim. Artık benzetebiliyorlar. Bu temelimler dediğimiz işte ko'dur, mu'dur, yani piktografik olarak benzetebildiğimiz imlerde özellikle çok rahat bir şekilde imi tanıyabiliyorlar. Bu şekilde. Evet, Çince kaynak bulma konusunda zorluk çekiyor musunuz peki? O birazcık Türkiye'de sıkıntı çektiğimiz bir konu. Özellikle küçük yaş grubunda İngilizce seviyesi gelişmemiş olan grupta kaynak bulmakta gayet bayağı bir zorluk çekiyoruz. Çünkü genel olarak Türkiye'de bizim üniversitede kullandığımız kaynaklar İngilizce Çince üstündendi. Evet. Ve Türkçe Çince kaynak biraz gerçekten zor bulunuyor. Özellikle de küçük yaş grubu için ilgi çekici olacak şekilde. Peki, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Öğrencilere Çince öğrenmeyi tavsiye eder misiniz? Öğrencilere kesinlikle Çince öğrenmeyi tavsiye ederim. Yetişkinlere de Çince öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü hem dikkat konusunda insanı uyaran ve iki lobu da bilimsel araştırmalara göre iki lobu da çalışan diller arasında. Aynı zamanda daha önce tekrarladığım gibi bakış açınızı genişleten bir dil. Ayrıca geleceğin gücü olan bahsedilen Çin'in konuştuğu, büyük bir insan kitlesinin konuştuğu bir dilden bahsediyoruz. Bu bize büyük bir bilgi ve kültür kaynağı da sağlıyor. Evet. Bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.